Bizim de çok heyecanlıyız. Artık sayılı günler kaldı. Büyük aile buluşmamıza, büyük etkinliğimize. Bu vesileyle burada Büyük Aile Platformu üyesi tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Daha henüz Büyük Aile Platformu kurulalı kısa bir süre olmasına rağmen 200'den fazla sivil toplum kuruluşu buna üye oldu. Resmi olarak kurulması birkaç ay önce olmuş olsa da fiili durumda bir yıldır zaten aktif olarak faaliyetteydik. Malumunuz geçen sene de 18 Eylül 2022 Pazar günü ilk büyük aile buluşmamızı organize etmiştik. Burada tabii ki bu yıl geçen seneye göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Geçen seneden bu yana çok ciddi ülkemizde konuyla alakalı bir aydınlanma söz konusu. İnsanımız artık LGBT propagandası ve dayatması dediğimizde zihinlerinde bir şeyler canlanıyor. Dolayısıyla zaten maksat da buydu, amacımız bu. İnsanların bu propaganda ve dayatma faaliyetinin farkında olması. Biz de bununla alakalı bu yılda çok fazla talep vardı sivil toplum kuruluşlarından. Büyük Aile Platformu olarak 17 Eylül 2023 Pazar günü için İstanbul Valiliğimizden resmi izinlerimizi aldık ve çalışmalarımızı birkaç aydır sürdürüyoruz. İnşallah son haftaya giriyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki pazar günü, ayın 17'si, pazar günü tüm milletimizi, vatandaşlarımızı İstanbul Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'na bekliyoruz. Orada saat 15'te başlayacak programımız, buluşmamız. Sonrasında da yürüyüşle Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar oraya katılacak 50 bin, 60 bin artık kaç kişi gelirse geçen sene 35 bin kişi iştirak etmişti. Bu yıl sayının daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Hem ilgi çok hem de konuya olan insanların ya bilgisi daha fazla. Bu yıl çok fazla talep de var. Daha fazla insanımızın buraya rağbet edeceğini düşünüyoruz bu yıl. Onlarla beraber belki 50 bin kişiyle beraber Beyazıt Meydanı'na yürüyeceğiz. Orada da basın açıklamamızı yapacağız. Bu yılki Büyük Aile Buluşmamızın ana noktası, sloganı, mottosu LGBT propagandası yasaklansın. Çocuklarımız, ailemiz ve insanlık için diye çağrıda bulunduk. İnşallah haftaya hep beraber orada olacağız ve gelişmeleri birlikte ya takip edeceğiz. Sonuçlarının da inşallah bereketli olacağına şimdiden inanıyoruz. Serkan Bey. Evet, Sert abi teşekkür ediyorum ama bu hazırlıktan sonra o zaman şu soruyu soralım istiyorum. Niçin bu organizasyonu düzenlediniz sorusuyla devam edelim istiyorum efendim. Peki, çok güzel bir soru. Tıpkı son bir yıldırki yapılan çalışmalar gibi vatandaşımızda bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Serkan Bey, biz ne kadar LGBT ile ilgili bu küresel çetelerin, emperyalist güçlerin ülkemizde uyguladığı lobi faaliyetleri ile ilgili gençlerimizin özellikle zihinlerini karıştırmak üzere, onların cinsel kimlik karmaşasına sürüklemek üzere yaptıkları faaliyetlerle ilgili ne kadar bir şeyler anlatsak da, birebir de görüşsek de, görüştüğümüz insanlar kadar insana dokunmuş oluyoruz ve farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Yalnız bu büyük mitinglerin faydası bu. Bir oraya katılan on binlerce insan orada işin uzmanları tarafından bilgilendiriliyor. Orada psikologlar, psikiyatrlar, sosyologlar ve sanatçılar, siz sanat spor camiasından, kültür camiamızdan münevverler. Konunun kendileriyle ilgili olan kısımlarıyla, kendi zaviyelerinden bakarak meseleyi değerlendiriyorlar. Bunlar bizim gençliğimiz için, gelecek nesillerimiz için, demografik gücümüz için, ülkemizin, vatanımızın, devletimizin demografik gücü açısından nasıl bir tehlike olduğunu orada izah ediyorlar. Yalnız oraya katılan sadece on binlerce insan değil, bunu televizyondan izleyen, haberlerden ya takip eden milyonlarca insanda da bir farkındalık oluşuyor. Elbette bunun için yapıyoruz. Bizim genç kuşağımız LGBT'nin ne olduğunu biliyor. Sorduğumuzda onunla ilgili her şeyi anlatabiliyorlar. Ancak belki de bilemedikleri şeyleri onların arka planındaki projeler, yani bunların ne için yapıldığı,
En nihayetinde bunun bir ülkemizin geleceği, nesillerimizin geleceği için bir tehdit olup olmadığı. Gençlere bu kısmı anlatmak istiyoruz. Oraya gelen yetişkinler ise gençlerimiz gibi konuya vakıf değiller. Birçok kişi LGBT ifadesi kullanıldığında, yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bu insanların kendilerini tanıttıkları, ifade ettikleri bu ifadeyi söylediğimizde yetişkinler genellikle meseleye 80'li yıllardaki, affedersiniz, fuhuş sektöründe çalışan translar mesabesini görüyorlar. Halbuki bugün muhafazakar mütedeyin, milliyetçi fark etmiyor, herhangi bir ailenin çocuğu kendisini aseksüel, biseksüel, gay, lezbiyen gibi tanımlamalarla farklı cinsel yönelimlerinin olduğunu iddia ediyor. İddia ediyor diyorum çünkü bu bir kafa karışıklığı. Normalde bir insanın doğuştan cinsiyeti neyse, bedensel cinsiyeti neyse o odur. Onun daha sonra bir şeye dönüşmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu bilimsel olarak zaten LGBT lobisi de kanıtlayamadığı için artık bu iddiasından vazgeçti. Onlar şunu söylüyorlar: biz niye her şeyi tercih edebiliyoruz da cinsiyetimizi tercih etmeyelim? Tamamen insanın temel hak ve özgürlükleri kapsamında meseleyi ele alıp gençlerimizle bu hak ve özgürlükler çerçevesinde kandırarak onların buna saygı duymasını istiyorlar. Belki amaç tüm Türkiye'deki gençlerin cinsiyet değiştirmeye yönelmesi değil, en azından bu şekilde olan insanlara saygı göstermesi ve bu LGBT akımının normal bir durum olduğunu zannetmelerini istemeleri. Yani onların hedefi bu. Zaten buna da büyük ölçüde ulaşmışlar maalesef. Gençlerimizle konuştuğumuzda, LGBT bireylerinden bahsettiğimizde bunların yaşam hakları yok mu? Bırakalım istediklerini yapsınlar diyorlar. Halbuki biz LGBT bireylerini hedef almıyoruz. Daha doğrusu onlarla bir işimiz yok. Bizim için kendini LGBT bireyi diye tanımlayan insanlar bizim vatandaşlarımız. Bizim nasıl haklarımız varsa, vatandaşlık haklarımız varsa onların da var. Onlar da bizim vatandaşımız, onlar da bizim kardeşimiz. Ancak onların bu dayatmaya ve propagandaya maruz kalmalarıyla alakalı bizim işimiz. Yani bizim için onlar daha kaçırılan gençler mesabesinde. Bir terör örgütü ne yapıyor? Gençleri kandırıyor ve onları daha kaçırıyor. Biz şimdi o gençlerle mi mücadele edeceğiz, terör örgütüyle mi? Biz günahla mı mücadele edeceğiz, günahkarla mı? Aynen bu perspektiften bakıldığı gibi biz bu çocukların tedavi etmeye çalışıyoruz. Tedavi kelimesini kullanıyorum ama bu bir yasak. Bunu Dünya Sağlık Örgütü buna tedavi demiyor. Bilim insanlarında bir kısmı bu bir hastalıktır diyor, değildir diyor. Hiçbir önemi yok. En nihayetinde bu duruma düşmüş, içine düştükleri durumdan onları kurtarmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu LGBT bireylerini biz kendilerinden daha fazla düşünüyoruz. Peki. Çünkü onlar bu durumda intihara teşebbüs edecek kadar psikolojileri bozuluyor. Vücutlarını bozuyorlar, psikolojilerini bozuyorlar ve topluma karşı zarar verici bir hale geliyorlar. Onları o içine düştükleri durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onlara bu propagandayı yapan dijital platformlarda, sosyal medyada, akademiyada, eğitim dünyasında, hatta sağlıkta, gıdada bu onların kendilerini bu şekilde hissetmelerine sebep olan, onlara cinsel kimlik karmaşası yaşatan unsurlarla biz mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesi için platform kuruldu. Bunun mücadelesi için 17 Eylül 2023 Pazar günü tüm halkımızı oraya davet ediyoruz efendim. Evet.